Muhterem kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Bugün inşallah yeni bir hadis-i şerifi okumak istiyor idik. Fakat sizinle beraber yayını hazırlarken bir sürpriz oldu. O sürpriz de nedir diye soracak olursanız hadis-i şerifi yazdığım notu sizlere uzanayım derken silmişim. Tabi bu hadis-i şerif kaydedilmediği için size tekrar onu da geri getiremiyorum. Ortada çok ilginç bir manzara oldu. Canlı yayında insanın başına her şey gelir diyorlardı. Fakat tabii biz başımıza canlı yayında bazı şeyler gelmişti de böylesi hiç gelmemişti. Evet, yaşadığımız musibete gülüyorum. Değerli kardeşlerim, her neyse biz konumuzu değiştirelim inşallah. Gülmemin sebebi İmam Efendi'nin birisi sarığının bu keçesine hutbesini koyarmış. Buradan da alır okuyarak cuma günü hutbe okurmuş. Gevezenin birisi buradaki yazıyı çaktırmadan Hoca Efendi'nin almış cebine atmış. Hoca Efendi çıkmış kürsüye, elini sağa atıyor, yazıyı bulamıyor. Vakit geçiyor tabii, bir şey diyemiyor, ezbere de konuşamıyor. Hayırdır Hoca Efendi diyorlar. Gerisini anlatmayayım. Değerli kardeşlerim, hadis-i şerifin metnini ezberimde olmadığım için bir onu size söyleyemiyorum ama dersime çalışmıştım. Çalıştığım noktalardan size inşallah aklımda kalanları söylüyorum. Hazreti Ömer radıyallahu anh, adaletin, doğruluğun, ihlasın, samimiyetin, sözünde durmanın, yiğitliğin örneği bir sahabi efendimiz. Allah ondan razı olsun, ahirette karşılaştırsın ve bizi şefaatine mazhar eylesin inşallah. Bu büyük İslam alimi, büyük yönetici Efendimizin kendisine layık çok da güzel bir oğlu var. İbni Ömer diye meşhur Abdullah radıyallahu anh, Peygamberimizin hayatını çok titizlikle inceler, onun yaptıklarını çok iyi öğrenir ve aynen onu taklit etmeye çalışır. Hayatı sünnetle efendim yaşamaya örnek bir güzel insan. Peygamberimiz vefat etmiş. Sahabenin ileri gelenleri vefat etmiş. Tabiin dönemine 3. nesle gelmişler. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki insanların en hayırlı çağı benim içinde bulunduğum çağdır. Sonra onu takip edenler, Peygamberimizden sonra ashab-ı kiram tabiini yetiştirdi. Tabiin de tebe-i tabiini yetiştirdi. Bu 3 nesil bizde selef-i salihin deriz. Güzel bir nesildir bunlar. Bizim için örnek bir nesildirler. Ama değerli kardeşlerim, Peygamberimizin o ısıtıcı ve aydınlatıcı güneş gibi hidayetinden nispeten uzaklaştıkça
insanlar daha bir dünyaya dalıyor, bir değişim geçiriyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazı konularda insanları hep uyarırdı. Bunlar işte dünya sevgisi, yönetim, idareci olma tutkusu, onlar katında ahlak ve karakteri koruma, helal lokma yeme ve şehvetin kötüye kullanılmasından kaçınılması gibi durumlarda. Hazreti İbni Ömer radıyallahu anha bir kısım insanlar diyorlar ki, biz diyorlar idarecilerimizin yanına giriyoruz, onunla beraber oturup konuşuyoruz ve onun yanında dışarıda söylediklerimizin dışında başka sözler söylüyoruz. Yani onun yanında ona karşı bir şey söylüyoruz fakat dışarı çıktığında kendi kendimize kaldığımızda onun zıttı şeyler söylüyoruz diyor. Ne oldu? Meydana çıkıyor tabi. Yani idarecinin yanında artık o zaman büyük bir ihtimal Emeviler döneminde korkuyorlar idareciden veya bir kısım beklentiler var. Onların huzurunda esas fikirlerini, onlar hakkındaki kanaatlerini söylemiyorlar. Yüzüne beraber onu övücü, hoşuna gidici sözler söylüyorlar. Aslında çok da sevmiyor. Yaptığı işleri de beğenmiyorlar. Dışarıda aleyhinde de konuşuyorlar. Bu durum İslam açısından, ahlak açısından nasıl bir durumdur diye İbni Ömer Hazretlerine sormuşlar. O da diyor ki, biz diyor bu sizin yaptığınızı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında münafıklıktan sayardık. İki yüzü nifaktan sayardık diyor. Değerli kardeşlerim, nifak biliyorsunuz içi başka dışı başka olmak demektir. Akidede nifak kafirlikti zaten. Yani adam kalbiyle kafir ama Müslümanların arasında yaşıyor. Onlara sevilmek istiyor, işlerinin aksamamasını istiyor, bir şekilde canından, malından korkuyor. Ben de Müslümanım diyor. Halbuki Müslüman değil. Diliyle öyle söylüyor. Namazı hiç sevmediği halde ezan okununca herkes kalkıp cemaate gidiyor. Kendi de mecbur kalıyor. İstemeye istemeye tembel tembel nereden okundu bu ezan diyerek gidiyor namaza. Ve namaz kılıyor. Hiç istemediği halde. Bu tabi çok kötü bir durum yani. Bakara suresinin hemen ikinci sayfasında bunların tabiatı anlatılır. Bunlar korkak insanlardır. Karaktersiz insanlardır. Kendilerini bir şey zanneden kibirli insanlardır. İki yüzlü hain insanlardır. Yani her sözü aleyhlerinde sanar, korkarlar. Fakat kendi aralarında bir araya geldikleri zaman birbirlerine destek verirler, kahramanlık kesilirler ve utanç verici hallerini de işte biz onlarla alay ediyoruz, eğleniyoruz derler. O işlerindeki ahlaksızlığı, utancı, aşağılık duygusunu bir şekilde atmaya çalışırlar ama karaktersiz insanlar tabii. Bir de değerli kardeşlerim, itikatte değil ama amelde nifak vardır. Amelde nifak yani işi Müslüman işi değil. Kendisi Müslüman. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. Müslümanlığında da samimi. Ama mesela Müslüman ahlakı doğruluktur. Doğru olacaksın, doğru iş yapacaksın, doğru söz söyleyeceksin. Yani idarecinin yanına, kralın, padişahın yanına, yöneticinin yanına, neyse sultanın yanına çıktığın zaman doğru bildiğini söyleyeceksin yani. Şimdi emri bil maruf nehyi anil münker de var. Sana bir şey soruyorlarsa doğrusunu söyleyeceksin. Efendim doğru söylersem işine gelmez, bana kızar, işte memurluğum varsa keser atar, huzurundan kovar. Ya da daha da doğru söylersem beni zindana attırır. Bunlar birer imtihan. Tabii ki yapacaksın. Allah Allah.
Vel asri innel insane la fi husrin illellezine amenu ve amilus salihat ve tevasav bil hak ve tevasav bis sabr. Müslüman hüsrandan kurtarır, zarardan, ziyandan kurtarmak için iman edecek. Yetmez, salih amel işleyecek. Yetmez, hakkı tavsiye edecek, doğruyu söyleyecek. Bir kötülük gördüğü zaman eliyle, gücü yetmese diliyle, ona da gücü yetmese tavır alarak, bunu beğenmeyerek oradan tavrını gösterecek yani. Başına sıkıntı gelir, gelirse de ve tavasav ve sabır, birbirlerine sabır tavsiye edecekler. Yani olur böyle şeyler. Doğruyu söyleyenin başına bazı işler gelir ama olsun, doğru, sen doğruyu söyleyeceksin. Rızkı veren Allah, kula minnet etmeyeceksin. Yani padişah da, yönetici de, efendim devlet başkanısı da, onun görevlendirdiği bakanı da, valisi de, belediye başkanı da, en iyisi mahallenin muhtarı da senin gibi bir insandır. O da Allah'ın kuludur. O da dine, şeriata bağlı kalmak zorundadır. O da doğru dürüst olmak zorundadır. O da yanlış yapmamak zorundadır. Kendisine verilen emanetleri emanet bilerek bundan kurtulmak için doğru iş yapması lazım. Ve bir yanlış yaptığı zaman da çevresindeki Müslümanların onu uyarması lazım. Kendisini uyaran insanlara da teşekkür etmesi lazım. Allah sizden razı olsun, beni uyarıyorsunuz demesi lazım. Hazreti Ömer Efendimiz misaldir. Ben yanlış yaparsam ne yaparsınız? Seni kılıçlarımızla doğrulturuz diyor. O da ellerini açıyor. Allah'ım sana hamdolsun ki cemaatimin içinde yanlış yaparsam beni doğrultacak insanlar var diyor. Yanlıştan insan böyle kurtulur. Yanlış yapar, kimse de seslenmezse bundan yolda cehenneme git söyleme. Müslümanların işlerini üzerine alan o idareciler, saçlarından Süreyya yıldızlarına asılacaklar zalimleri. Bütün mazlumlar ondan haklarını almadan da oradan indirilmeyecek, rezil ve rüsvay olacaklar. Hazreti Ömer Efendimiz hançeri yiyip de koma halinde yatarken 6 kişilik bir heyeti aranızdan bir tanesini devlet başkanı seçin, oğlum da kapıda beklesin. Fakat sizi dışarı bırakmasın, görevi budur, sakın ha onu devlet başkanı seçmeyeceksiniz diyor. Diyorlar ki evladını seç, çok layık bir insan. Bir evden bir kurban yeter diyor. Bir evden bir kurban yeter diyor. Müslümanlara idareci olmak kurban olmaktır. Çok büyük sorumluluktur. Çok büyük sorumluluktur. Çok büyük hesabı vardır. Hazreti Ömer Efendimiz böyle telaşta ölüm esnasında nasıl olur hesaba çekilirsem dediğinde ümmet senden memnun diyorlar. Sen şöyle şöyle bir insansın diyorlar. Başımı yere koyun, ben kulum diyor, bana böyle şeyler söylemeyin. Hesaba çekildiğimde başa baş kurtulsam diyor. Başa baş kurtulsam ben daha fazla bir sevap falan beklemiyorum yaptığımda. Bu şuurlu bir Müslüman. Ama adam şuursuz, efendim, Müslümanlıkta idareciliğe talip zaten yok. İsteyene de idarecilik verilmez. Peygamber Efendimiz öyleydi, isteyene verilmezdi yani. Bazı Müslümanlar vardı, Hazreti Abbas gibi, amcası, Hazreti Ebu Zer gibi çok değerli birisi. İdarecilik istiyor, ya Resulallah valilik veriyorsun diyor, işte kimisine amillik vazifesi, kadılık vazifesi. Bana da bir vazife verdiğince Ebu Zer sen bunu yapamazsın, altından kalkamazsın diyor. Herkes idarecilik yapamaz. Onun kendine has ahlakı vardır. Onun kendine has bir melekesi, kabiliyetleri vardır. Al sana da dese Peygamberimiz yazık eder, ateşe atmış demektir yani. Ve bu tür idarecilerin yanında olmak da bu cihetten çok tehlikelidir. Eskiler kurbi sultan, ateşi suzan derlerdi. Kurbi sultan, yani sultana, idareciye, devlet başkanına yakın olmak, ateşi suzan, tutuşturulmuş yakan ateş demektir yani. Çünkü her an, efendim doğruyu söylesen, bazı zalim padişahlardır, vurun başını der, vurdururlar. Doğru söyleyenin dilinin kesildiği de olmuştur. Zindana atıldığı olmuştur yani. Doğru söylemek bazı insanlar tarafından çok böyle sert bir şekilde reddedilir. İnsanlar maalesef dalkavukluğu severler yani.
Herkesin birer parça dal kavuklu sevmesi varmış. Onun için iyi işler yapıldığı zaman iltifat etmek gerekirmiş ki dal kavuklu kuyuna düşmesin diye, gerek duymasın diye. Marifet iltifata tabidir derler. Evet, birisi, bir kardeşimiz güzel bir iş yaptığı zaman onu tebrik etmek lazım, takdir etmek lazım, beğenmek lazım. Bu insanın hoşuna gider. Her ne kadar da Allah rızası yapmışsa ve şımarık davranmasa da Müslümanlar, ama işte marifet iltifata tabidir. İltifatsız marifet zayi olur gider ya. Yani. Dolayısıyla bir kardeşimiz iyi bir şey yaptığı zaman iltifat edip takdir etmek lazım. İyilik yaptığı zaman da teşekkür etmek lazım. Kör, sağır, dilsiz kesilmemek lazım. Fakat işte idarecilerin yanına kadar çok sık girer çıkarsan, oradaki yanlışları söylemezsen ya da sana sorulan doğruyu söylemezsen, yağcılık, dal kavukluk yaparsan işte çok tehlikeli. Şimdi ne diyor İbn Ömer Hazretleri? Biz diyor işte idarecilerin yanına girip çıkıyoruz. Onların yanında dışarıda konuştuklarımızı konuşamıyor, başka sözler söylüyoruz. Bunun durumu nedir diyorlar. Biz bunu Peygamberimiz zamanında münafıklık sayardı. Münafıklık nereden geliyor? İçi başka, dışı başka. Dışarıda söylediği başka, içeride adamın yüzüne söylediği başka. Bu Müslüman huyu değil. Kafir değil ama amelde münafık. Riyakarlık da budur. Riyakar, riya, Allah için yapılması lazım gelen bir işi insanlar için yapıyor. Yani Allah sevsin, Allah takdir etsin, mükafatını Allah versin diye yapılacak bir işi insanlara gösteriyor. Onlar sevsin, onlar takdir etsin, onlar mükafat versin diye. İşte bu da ikiyüzlülüktür. Görüyoruz ki değerli kardeşlerim, ikiyüzlülükle nifak arasında çok yakın bir ilişki var. Nitekim riya bahsinde geçen sohbetlerimizde anlatmıştık. Riya bizde, yani gösteriş, yani yaptığını başkalarına göstermek, anlatarak ondan zevk almak, propagandasını, kendisini aleme satmak tabiri caizse, şirki asgar derler. Küçük şirk. Büyük şirk Allah'a ortak koşmak. Küfürdür. O küfürdür. Ama riyakarlık da küçük şirk. Neden? Çünkü Allah'tan başka gözettiğin var ibadette. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ Kim Rabbine mülaki olma, kavuşmaya iman ediyorsa, ahirete iman ediyor, hesaba iman ediyorsa, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا Salih amel işlesin. Ama وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا Rabbine olan bu ibadette hiç kimseyi ortak koşmasın. Sadece Allah için yapsın. Eğer başkalarını da ortak koşarsa işte nifaka düşmüş olur. Dolayısıyla riyakarlık ile münafıklık arasında çok yakın bir ilişki vardır. Değerli kardeşlerim, evet, gösteriş yapmak, birbirlerine duyurmak maksadıyla, yani desinler diye, övülmek için, takdir görmek için, bir dünyevi beklenti için iş yapıp bunu da aleme göstermek çok çirkin bir şeydir. İdarecilik yapabileceksen yap, seni seçmişlerse Allah yardımcın olur. Sen talip olmuşsan işte öyle. Peygamberimiz diyor ki idareciliğe talip olmayın, ama size teklif edilirse Allah size yardım eder. Siz talip olur onu ele geçirmeye çalışırsanız onunla baş başa kalır, altından da kalkamaz, cehenneme atılırsınız. Tabi Peygamberimizin kastettiği İslami idareciler. Bir de İslami olmayan bir devlette, efendim, idareci olmak zaten daha işin başında bir kısım sıkıntıları beraber yüklenmek lazım. Evet, Hazreti Yusuf Aleyhisselam Firavun'un emrinde hazine bakanı olmuş ve orada Müslümanlara veya zamana insanlarına faydalı olmak için bir teşebbüste bulunmuş bir insan, layık bir düzende ya da kafir bir düzende, efendim, İslam dünyasının dışında başka bir devlette de götürebileceğine inanıyorsa kendisini bir vazifeye takdim de edebilir, talep de edebilir.
İnşallah faydalı da olur. Faydalı olursa, insanlığa hizmet etmiş olursa Allah'tan inşallah sevabını da alır. Ama değerli kardeşlerim, çok risklidir. İdarecilik çok risklidir. Tabii şu kadar yıllık memuriyet hayatımızda biz bunu en küçük yerlerde gördük. Bir memleket içerisinde yaşıyoruz. O da öyle. Siz görüyorsunuz işte, yani memlekette demokrasi var diyorlar, seçim var diyorlar. İşte ne derece demokrasi var, ne derece seçim var? Halk kimi seçiyor, halk nasıl seçiyor, halk gerçekten seçiyor mu? Bütün bunların tabii değerlendirilmesi bir kenara. Bunları siz biliyorsunuz. Yani halkın adı var mıdır, yok mudur, seçtiğinde ne kadar etkindir falan. Neyse, bu sistemde, bu seçim sisteminde halk başka bir vadide, seçilenler ya da yönetenler başka bir vadide, Allah yardımcılar olsun. Buna rağmen yani bir bakıyorsunuz ki, bırakın siz o dindar olmayanları, dine lakayt davrananları, dindar insanlar bile sen olacağım, ben olacağım diye birbirleriyle rekabet yaparak birbirlerinin ayaklarını kaydırmak için yalan, iftira, ne bileyim ben, hile, aldatma, her türlü ahlak dışılığı yapıyorlar, maalesef yapıyorlar. Yani adam kendi arkadaşına kazık atıyor. Niye? O bir milletvekili seçilecek, işte başkan seçilecek, parti başkanı, belediye başkanı, mahalleye muhtar seçilecek, birden fazla talip var. Onun ayağını kaydırmalıyım ki ben gelmeliyim diyor. Bir arkadaş anlatıyordu bana, hocam diyor, yani benim hiç de niyetim yok ama diyor, ben kendilerine rakip olarım diye olmadık aleyhimde şikayetler yapıyorlar, halka beni yanlış takdir anlatıyorlar ve bir kısım hakkım olan işleri bana vermiyorlar diyor. Beni yok sayıyorlar diyor. Sırf ileride halk beni seviyor, karşılarına dikilir rakip oluyorum diye diyor. Yani rakibimizi gavura bırakmadan biz diğerlerimizi de öldürüyoruz. Niçin? İşte o idarecilik, o ateşten koltuğa, o ben talime, o ateşten gömleği ben giyeyim diye. Ateş şimdiden başladı. Daha seçilirken ateş başladı. Ve buna rağmen bir Müslüman, birisi yüklenecek. Ya hadi bir tanesini feda ettik. Ona bari yardımcı olalım ya. Ona doğruyu gösterelim ya. O yanlış yaparsa kardeş, bu yanlış diyelim. Adamı idareci ettik. Bizim yerimize o zorluklara katlanıyor orada. Bizim yerimize bir sürü kendini tehlikeye atmış. Hazreti Ömer'in bir evden bir kurban yeter dediği gibi kendisini kurban etmiş. Bari doğru söyleyin ya. Bari doğru da destek vereyim. Belki yanlış yaptığı zaman ikaz edin, yol gösterin. Aman sen de, bana ne diyor adam? Yanacaksa o yanacak. Şimdi biz bir şey söylesek gözünden düşeriz. Efendim, şöyle şöyle menfaatlarımız kesilir. Ya bunun hangi İslami ahlaka sığar bu? Hangi adamlığa sığar bu? Hangi erkekliğe sığar bu? Hangi dürüstlüğe sığar bu? Müslüman dürüst insandır. Müslüman din kardeşinin iyiliğini ister. Efendim, Müslüman kimseye de ayak oyunu yapmaz. Gözden düşürmek için. Sırf kendisine ileride rakip olmasın diye. İşte hakikaten bakıyoruz. Birisi seninle uğraşıyor. Ya bu bizimle niye uğraşıyor diye. Adam araştırıyor. Bakıyor ki ya ileride bir makam var. Oraya bu adam benden daha layık. Evet. Bunu görürlerse beni seçmezler. Ben bunu gözden düşürmem lazım. Bizim bir arkadaş vardı böyle şeylerde, Maraş'ın bir tabiri. Ananın dinin Allah almaya dedi. Ya bu nasıl Müslümanlık? Ha, eğer oturup doğru konuşalım. Cari sistem İslam değil, milli eğitim İslam'ı öğretmiyor. Belki tam aksine İslam'a aykırı Marksist, Leninist veya bırakın bunların kökü olan Batı medeniyetinin materyalist felsefesini öğretiyor, pozitivizmi öğretiyor.
Yani Müslümanlığı yok sayan bir zihniyetle yetiştiriyor ekser insanlar ve bir kısım efendim makamlara oturmak için de zaten falan adamlardan filan karanlık localardan falan derneklerden falan lokallerden falan adam falan paşadan referans getireceksin diyor. Yani öyle durup dururken de bir adamın marifeti var diye çok zor getirirler sıkışmadıkça. Şimdi onları bir kenara bırakalım. Bizim Müslümanların bile bu yarışta birbirleriyle yarışta kibar bir yarışları yok maalesef. Utanç verici bir yarışları var. Yani şu yaşa geldik değerli kardeşlerim. Bu derneklerde işte efendim siyasi partilerde okullarda idareci seçilirken insanlar birbirleriyle rekabet ederler ama işte İslami bir vakıfta, İslami bir dernekte, İslami bir tarikatta, İslami bir cemaatta bile bu ayak oyunları yaşanıyor maalesef. Neden? Çünkü çok perişan bir çağda yaşıyoruz. İnsanlar sistem böyle olunca haliyle sistem sirayet ediyor halka ve insanlar helala, harama, eğriye, doğruya, yanlışa, hakka, batıla, hayre, şerre maalesef bakmıyorlar. Menfaat gelsin de nasıl gelirse gelsin. Biz kapalım da nasıl kapalırsak kapalım diyorlar. Acı, çok acı, çok acı. Yani Müslümanlar birbirleriyle uğraşıyorlar. Ben çok üzülüyorum. Biz dini tebliği üstümüze aldığımız için görev olarak dinimizi öğretme, öğretmenlik vazifesi, hocalık, vaizlik vazifesi aldığımız için fiilen siyasi hayatın içinde olmamaya 1980 yılında ben karar vermiştim. Öyle devam ediyorum. Yani bir partinin içerisinde değilim. Zamanı gelince, seçim zamanı bakarım. Müslümanlar için hangisi daha hayırlı olur? Onu tercih etmeye çalışırım. Belki 1, 2, 3, 4 birden fazla efendim benzer vasıfta Müslümanlara daha yakın partiler de olabilir. Birisini seçmek zorundasınız. Düşünürsünüz, tartışırsınız. Birisini seçersiniz. Vay, bunu da söylediğin zaman senin Müslüman din kardeşin Allah için beraber çalıştığınız aynı davada yürüdüğümüz insan böyle karşına geçiyor sana düşman oluyor. Ne oldu? Niye onu tercih ettin? Ya onu tercih etmedim diyelim ki seni tercih ettim. Yani neden onu tercih ettim? Bunun bir sebebi var. Akla vurdum, mantığa vurdum, şeriata vurdum, Müslümanların menfaatine vurdum, düşmanın gücüne, kuvvetine vurdum, baktım, değerlendirdim, sonuçta bir karar verdim. Bu kararımda isabet de edebilirim, hata da edebilirim. İnsanım. Ama sana karar verseydim, senin yanında büyük bir hocaefendi, hatta daha da uçuracaktım efendim. Sana vermeyince o adam gitti, bir düşman mı geldi karşısına? Birbirlerine kurşun sıkıyorlar ya. İkisi de Müslüman. Hatta dün beraber olanlar bugün farklı yerlerde olmuşlar. Birbirlerinin aleyhine. Ya olmaz değerli kardeşler. İslam ahlakı nerede? Velhasıl değerli kardeşlerim, işin özü tevhiddir. İşi Allah için yapmaktır. İhlastır, samimiyettir. Riyakarlıktan ve yaptığımız iyi işleri başkalarını duyurmak gibi sumadan Allah Celle Celaluhu'ya gizli gizli ortak koşmalardan kaçmaktır. Dedikodu haramsa herkes için haramdır. Sana helal değil, sana da haramdır. Adam dedikodu yapıyor. Akşama kadar din kardeşlerinin aleyhinde buna cihat diyor. Öbürü aynısını yapıyor. Cihat diyor.
Ona sen dedikodu yapıyorsun diyor. E sen de aynısını yapıyorsun. İkiniz de tergeyin, ben de tergeyeyim. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, la yashar kavmun min kavm, bir topluluk başka bir toplulukla alay etmesin. Asa en yakunu hayran minhum, belki alay edilen, alay edenden daha hayırlı. Sen ne biliyorsun ya? Allah katındaki dereceni sen ne biliyorsun? Ve la tuzekku enfusekum, nefsinizi tezkiye etmeyin, kendinizi temize çıkartmayın. Boynunuzu eğin ve korkun. Hesapta belli olur kimin ne oldu. Ve la telbizu enfusakum ve la tenabezu bil alqab. Birbirinize kötü lakap takmayın, birbirinize alay etmeyin, birbirinizi aşağılamayın, birbirinizi küçük görmeyin. Birbirinizin dedikodusunu yapmayın, birbirinizin suizanına girmeyin. Laf götürüp getirmeyin. Ey Allah'ın kulları, Allah için kardeş olun. Tabi çağımızda bu işte büyük problem. Zaten Müslümanlar bu gibi noktalarda, bu vartalardan, bu hatalardan kurtulsalar ve yekpare olsalar, birlik ve beraberlik içinde olsalar, Amerika kim ya? Rusya kim, Çin kim ya? Ele İsrail kimi it oluyor ya? Karşınızda konuşamaz bile bunlar ya. Ama şimdi bunlar üstümüze bomba yağdırıyorlar. İçimizde anarşist, terörist besliyorlar. Gözümüzün içine baka baka. Gözümüzün içine baka baka beni öldüren adamlara silah veriyorlar ve seni parçalayacağım diyorlar. Biz de tutmuşuz Müslümanlar olarak. Efendim, senin şuyun var, benim buyum var diyor. Biz birbirimize benziyoruz ya. Bu gurur nereden geldi? Bu kibir ne geldi birbirimize? Ya gavura gösterdiğini Müslümanlar din kardeşlerine göstermez oldular. Allah Celle Celaluhu sevdiği Müslümanları anlatırken Maide Suresi 54. ayeti kerimede Ya eyyühellezine amenu men yerteddi minkum an dini, ey Müslümanlar, sizden kim dininden dönerse, dini bırakır giderse Allah'ın kimseye eyvallahı yok. فَسَفَّ يَأْتِ اللّٰهُ بِقَوْمُ Allah bir kavim getirir. يُحِبُّهُمْ Sevdiği bir kavim. Nasıl bir kavim derseniz, sevdiği bir kavim. وَيُحِبُّونَهُ Onlar da Allah'ı severler. اَذِلَّتِنْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ Müminlere karşı mütevazi, alçak gönüllüdürler. اَعِزَّتِنْ عَلَى الْكَافِرِينَ Kafirlere karşı onurlu ve izzetlidirler. Şereflidirler. يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ Allah'ın yolunda cihad ederler. Çaba, gayret sarf eder. Çabalar, didinir, yorulur, harcar, can verirler icap edersin. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ الْعَيْبِ Kınayanın kınamasından korkmazlar. Falan kafir böyle diyormuş. Falan münafık böyle diyormuş. Gerici diyorlarmış. Yobaz diyorlarmış. Çağ dışı diyorlarmış. Örümcek kav. Hiç umurlarında bile değil. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ Kimsin sen? Allah Celle Celaluhu tanımaz bir kafir değil misin? Sen kim oluyorsun Müslümanın karşısında? Sen önce bir Müslüman ol da adam ol yani. Ve la yekâfûne levmete laim. Kınayanın kınamasından korkmazlar. Zâlike fadlullah. Bu Allah'ın fazlıdır, lütfudur. Yü'tihi men yaşa. Dilediğine verir. Ama sen layık olacaksın. Allah dilediğine verir ama rastgele savurmaz böyle. Layık olanı verir. İsteyeceksin, çabalayacaksın, Allah'ı seveceksin. Allah da seni sevsin istiyorsan, din kardeşine mütevazı olacaksın. Bu ne hava ya? Bu ne kibir din kardeşine? Bu ne aşağılama? Kimseyi beğenmiyorsun ya. Kimseyi beğenmiyor adam. Kimseyi beğenmiyor. Ve konuştuğu zaman yanındakileri değil, Müslümanların en büyük hocalarını, en büyük mesela mürşitlerini, en büyük liderlerini tutup tutup atıyor adam. Sen kimsin ya?
Biraz mütevazı ol, biraz saygılı ol, biraz edepli ol ya. Biraz haddini bil. Ama kafirlere karşı dik dur, onurlu ol, şerefli ol, boyun eğme onlara. Fakat mümin kardeşlerine mütevazı ol, alçak gönüllü ol. Dürüstlük, dürüstlük, dürüstlük. Allah'a karşı dürüstlük, kendine karşı dürüstlük, din kardeşlerine karşı dürüstlük. Doğruluk, sıdk, en güzel huylardan bir tanesi. Sıdk. O bakımdan dürüst adam, doğru adam her yerde doğrudur. Doğru düşünür, doğruyu söyler. Söylemediği yerde susar. O kadar hakkı da var. Men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhir. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa fel yekul hayran, hayır söylesin. Ev ya da yani söyleyemiyorsa liyasmut, sükût etsin, sussun, konuşmasın. Bu da zayıf bir çareler içindir. Yoksa afdalul cihat, cihadın en faziletlisi diyor Peygamberimiz. Kelimetu hak, hak kelimedir. İnde sultanın cair, zalim, haksız sultanın karşısında. Zalim sultanın karşısında. Biliyor tehlike var. Buna rağmen hak sözü söylüyor. Ve bu adam öldürülürse Seyyidü Şühada Hazreti Hamza radıyallahu an ile beraber mezarından kalkacak. Mahşere gidecek inşallah. Ama işte İbn Ömer'e sormuşlar. Biz idarecilerin yanına girip çıkıyoruz. Onun yanında, idarecinin yanında dışarıda söylediklerimizden başka sözler söylüyoruz. Bu nasıl olur diyorlar. O da diyor ki biz bunu Peygamberimizin zamanında münafıklıktan sayardık diyor. İki yüzlü riyakarlıktan. Değerli kardeşlerim, külahımızı önümüze koyarak düşünmemiz gerekir. Başkasını değil, kendi nefsimizi hesaba çekmemiz gerekir. Eleştirmek icap ediyorsa önce nefsimizden başlamak gerekir. Bir muhasebe. Hasibu enfusekum kable en tuhasebu. Büyük hesap gelmezden evvel burada siz kendinizi hesaba çek. Allah daima doğru davranan kullarından eylesin. Değerli kardeşlerim, hoşça kalın ve selam.